Ve işte o beklenen an geldi. Large detail. Neredeyiz? Otonomide bir abimizin galerisinin alt katındayız. Burada galeriye gelen arabaların detail işleri yapılıyor normalde. Bize de sağ olsunlar yer verdiler. Biz zaten kendimiz çalışıyoruz. Bu arkadaşı tanıyorsunuz. Gözünde gözlüğüyle kafasında turist modunda bir detail günü yaşayacak. Saat şu an 4. Çünkü cumartesi günü Anka Mall'de fuar var. 90'lar Opel temsilcisi olarak Laci orada olacak. Öyle zaten biz bu videoyu yayınlayana kadar bir 3-4 ay geçeceği için fuar çoktan bitmiş olacak. Yavaştan başlıyoruz. Şimdi önce yıkayacağız. Güzel bir yıkayacağız. Kirini indireceğiz. Ondan sonra kil olacak. O aşamaları da tek tek size göstereceğiz. Şimdi Mustafa ilk yıkamasını yapıyor. Önce bildiğiniz normal yıkama yani. Herhangi bir ekstra bir şey yok. Buranın köpüğünü kullandık. Zaten burası iyi bir marka köpük kullanıyor. Atas kullanıyor. Onunla birlikte bir yıkayalım, aşağı indirelim. Ondan sonra da kilini yaparken tekrar kamerayı açarım. Şimdi Mustafa boyayı temizlerken jantları bir köpürtelim. Şimdi jantları Mustafa kaportayı temizlerken ben de jantları şunlarla temizleyeceğim. Bunda Dragon's Breath var. Bunda demir tozu temizliği tüm kaportayı yapacağız. Demir tozlarından arındıracak. Kilden önce bunu yapmamız gerekiyor. Oğlum ne yapıyorsun? Ayağıma sıktı. Ayağıma sıktı. Bununla da jantların genel temizliğini yapacağız. Bu da Diablo. Chemical Guys. Şimdi öyle bir köpük sıktık. O durulandıktan sonra bunlara geçeceğim. Genel çamurun akıtsın diye. Bir araba yıkayamadın ha. Sıkma. Sıkma. Sıkma diyorum. Böyle bakalım. Sonucu ben de merak ediyorum. Çok güzel olacak. Şimdi ilk yıkaması bitti. Dragon's Breath ile başlayalım. Bunu arabanın her yerine sıkabiliyorsunuz çünkü yani clear code safe derler. Bu telefon çalıyor. Bunu böyle arabanın her yerine sıkıyorsunuz. Bunda başka bir numara yok. Ondan sonra demir tozlarını kızartıyor. Şimdi arabanın her yerine Dragon's Breath yapma zamanı. Bunun kokusu biraz ilginç. Pek koklamayın. Şimdi sıkıldığı yerdeki demir tozlarını yüzeyden ayırıp böyle kırmızı kırmızı gösteriyor. Arabanın renginden dolayı bir şey göremeyeceğiz de. Bununla bir 2-3 dakika duracak. Hatta 5 dakika falan durur. Hiç ellemeden durulayacağız bunu. Yani bunu sürme falan gibi bir şey yok. Bu arada her zamanki gibi. Sen daha önce hiç komple baştan sona detail yapmış mıydın? Yapmadım. İyi, sana da tecrübe oluyor. Diyerek kandırıyoruz arkadaşları. Sıra benim arabada. Yani zaten senin araba bunun kaputu kadar olduğu için. 3-1 kadar falan ya. Hallederiz. Tamamdır. Etek altına niye sıkmadın? Tamamdır. He, geliyorum. Ya işte bunları sürekli yapan biri olsak böyle maske falan takmak lazım da ayda bir maruz kalıyoruz. Bunu kimyasalın artık ciğerlerde biraz idare etsin. Ağır kimyasal çünkü bu şey değil. Hafif bir malzeme değil. Koklamayan bilmez bunu ya. Aynen. Lanet bir kokusu var. Dragon Spirit olmasının anlamı o zaten. Ejderha nefesi. İsminin açılımı. Türkçesi. Etekler ve jantlar kaldı. Mesela jantlar üzerinde gösterebiliriz rengi uygun olduğu için. Gel. Yok kızarmayı diyorum. Kızarması için biraz vakit var. Sık sık. Farları sıkmasan da olur.
Tam bir sanatçı ya. Bitmeye mi başladı? Evet. Yapacak bir şey yok. Neyse, kutuya gireriz jantlara. Yani bir sprey şişsiz bir arabaya anca yetiyor. Bir de araba değil işte hani. Araba mı? Bir kamyonet azıcık. Bir kamyonet anca yetiyor bir sprey şişesi. Bir de bunu sulandırarak sulandırmak. Aynen, biz pek sulandırmadık da. Bakın şimdi görmeye başladınız. Şu an boyanın her yeri böyle kıpkırmızı. Ama tabii görünmüyor renginden dolayı. Tüm demir tozlarından arındırmış oluyoruz jantı ve boyayı. Şimdi kil yapacağız ama kil demir tozunu almıyor. Demir tozu malzemeye yapışık oluyor. Yani direkt boyaya sinmiş bir şekilde oluyor. Onu çıkarmanın tek yolu bu. Önce bunu yapacağız, sonra kil. Şimdi bunu da biraz beklesin. İyice jantlar falan da kızarsın. Ondan sonra bakın şu jantta da. Bu jantlar yeni boyandı bak ona rağmen. Yeni dediğim işte 3-4 ay oldu. Balata yapışmıştır. Şimdi bu balatayı buradan temizliyorsunuz ama mesela jant temizleyiciyle yıkarken buradan temizliyorsunuz. Yani buralarda kalıyor. Şuralara da sıçrıyor balata. Ve onun dışında da mesela inşaatlardan falan gelen demir tozları, işte kaynak makinelerinden falan, asfalttan sıçrayan tozlar vesaire vesaire hepsi siniyor boyaya. Onlardan kurtulmadan işlem yapmanın çok bir manası olmuyor. Ya oluyor tabii, gene güzel oluyor da onlar içeride kalıyor. Ön cama da atabilirsin. Çok da önemli değil de. Kalanını. Malzemenin dibini kullanıyoruz. Araba bitti. İşte keşke yani açık renkli bir araba olsaydı şuralardaki kazarmaları da. Neyse, benim araba gösterir. Gösterirdik. Aynen. Görüyorsunuz bakın burada. Gayet siz net. Gayet net görünüyor. Gerek yok ya, salla. Çekil şuradan, bir şunu göstereyim. Bak bak bak. Yani ejderha nefesi etkisini gösterdi. Şöyle bir story çekelim. Instagram Serhat'ın06 bu arada, story'leri falan görmek isteyenler. Oha, olduk sonra. 10.000 olduk, evet. Şimdi bunu durulayacağız. Başka hiçbir şey yapmayacağız. Ellemeyeceğiz bunu. Durulayacağız direkt. Ondan sonra kile geçeceğiz. Kilde görüşürüz. Şimdi Dragon's Breath'ten sonra durulama da tamam. Baya şu an bakir durumda. Şimdi ne yapacağız? Kile geçiyoruz. Bu kil kaydırıcı. Normalde buna aslında çok da ihtiyacımız yok. Normal bir sabunlu suyla ya da pirilli suyla falan bir sprey şişesine doldurduğunuz pirille yapılır. Ama Mert almış. Reis almışken biz de kullanalım. Bayağı Chemical Guys'ın direkt bu iş için yapılmış bir şeyi. Şimdi kil yaparken ne işe yaradığını göstereceğim. Kil olarak da Meguiar's kullanıyoruz. Yarım, burada bir paket var. Yarım paket orada var. Bir de bir paket burada var. Bu arabaya fazlasıyla yeter. 1,5 paket. Normalde 3 paket halinde geliyor bunun içinde. 1,5 paketiyle bir araba yapmışız zaten daha önce. Hatırlamıyorum ne yaptık. Bundan daha ucuz seçenekler de var. Belki bundan daha iyiler de vardır. Bilmiyorum. Elimizde bu vardı. Kullanıyoruz. Chemical Guys da vardı elimizde ama o hiç açılmamıştı. Bunu bitireyim dedim. Öyle ben çok marka takılmam. İyiler. Yani iyi markalardan olsun yeter benim için. O yüzden bunları kullanacağız şimdi. Bakalım yavaş yavaş kirlemeye geçelim. 2 kişi de aldığımız zaman bir 15-20 dakikada biter mi? Ya da yarım saat. Bakalım. Şimdi elimize şöyle uygun miktar bir kil alıyoruz. Bunu yoğuruyoruz. Yoğurup şöyle yumuşatıyoruz iyice. Böyle yüzeye oturacak şekilde bir büyüklüğe getiriyoruz. Ki bu biraz büyük ama avuç içi yaparım şöyle, iyi olur. Tamam, sıkıntı yok. Şöyle düzeltiyoruz. Bak şimdi. Şimdi kil yapacağımız yüzeyi mesela burası kaput ya. Dörde böldüğümüzü düşünelim, tamam mı şöyle. Hayali bir çizgi, o kadar kasmanıza gerek yok. Şunu da önce tabii açıyorsunuz. Bir de bu arada detayın anlamında kullandığınız her şeyi önce bir ufak çalkalayın. Çünkü dibe çöküyor kimyasallar. Şöyle bir alanı ıslatıyoruz. Kille. Mümkün olduğunca düz hareketlerle kille başlıyoruz. Bakın. Kil temiz değil mi? Az sonra bakalım ne olacak. Araba yeni yıkadık bu arada. Demir tozu temizliği de yaptık. Aynen, demir tozu da yok. Kaymadığını hissettiğiniz yerlerde
kaydırıcıyla destek yapıyorsunuz. Bu hayatın genelinde geçerli olan bir şey yani. Kaymadığını hissediyorsanız destekleyin abi. Çok bir şey çıkmadı ama yine de. Gölge yapma. Işığa, aynen. Bakın bu, tüm bu siyah noktalar boyanın içerisinde yıkamayla çıkmayacak kontaminasyonlar. Arabanın yenini yaptığımızda bu mahvolacak büyük ihtimalle. Gel şuraya deneyim. Bakın mesela şuraya sürdüğümde bak ses yok. Bak şuraya. Görüyor musun bak? Orayı şimdi yaptım. Biraz başka yeni bir yere gir. Bak. Zımpara sesi geliyor resmen. Niye? Orada birikimler var. Hala devam ediyor. Bak şuraya biraz bir şeyler almışız. Böyle yani tüm boyayı böyle bebek totosu kıvamına gelene kadar kille temizlemeniz gerekiyor ki yapacağınız bundan sonraki işlemler daha verimli olsun. Ve bunlar boyanın üzerinde kaldığında boya korumayı falan da bozuyor. Yani cila yapıyorsunuz, 3 ay olacak sömürü, 1 aya düşüyor. Çünkü o aradaki boşluklardan güneş ışınları girebiliyor falan filan. Böyle internette yap diyordu, yattık. Modunda bir malzeme olmasın. Bak şurası şu an. Kaygan zaten, onun şu hissi de farklı olur şu an. Aynen, kaputun burası. Çok rahat kayıyor. Anında. Mesela buraya geliyorum. Kaymaz. Ses bile çıkıyor hatta. Elimle bile ses çıkıyor. İkili vursak düşün yani. Buradan ne kadar bastırsam bastırayım ses gelmiyor. Yani şu içine aldığı kirin genel olarak rengi değişti zaten. İçine aldığı kirlerle birlikte. Bu arada şimdi şöyle fırça çiziklerini de gösterelim görünüyorsa. Rezil durumda. Aldığımızda böyleydi yani yapacak bir şey yok. Şimdi bunu kullandık ya. Bunu ideali mesela panelin birini bitirdiniz ya da yarım panel bitirdiniz. Burası benim kaput bir 4 metrekare olduğu için yarıya böleceğim. Bunu kullandıktan sonra bunu yoğuruyorsunuz. Kirler içinde kalıyor. Yeni bir yüzey çıkıyor size. O yüzeyi şöyle düzeltip tekrar yeni panelde kullanabilirsiniz. Ya şu boyutta bir kil çok sıkıntılı bir araba değilse ki bu bundan o kadar çıkmıyor. Bir arabayı bitirir. Büyük ihtimalle buna bir kere kil yapılmış daha önce. Mesela bizim sahapta hiç yapılmamış. Böyle hatırlıyorum onu. Sürdüğümüz yerden böyle kil kapkara sahapta çıkıyordu. Sahapta kullanmış olabilirsiniz bu kili. Bunun yarısını, geri kalan yarısını sahapta kullanmışızdır. İşte sahapta 1,5 paket gittiyse bunda da 1,5 paket ancak gider. Aynen şu hale getirdiniz. Tekrar ne yapıyoruz? Genel olarak paneli ıslatıyoruz. Bir daha söyleyeyim, bunun olması şart değil. Pirinli su da olur. Yani herhangi bir şampuanlı su olur. Şunu kaydırsın yeter. Bunu kaydırması da yüzeyde daha kolay hareket etsin ve çizmesin diye. Güzel kokuyor bu arada. Aynen. Big Bubble gibi kokuyor. Hakikaten ha. Karışık meyveli Big Bubble gibi kokuyor. Bak burada da bayağı kil takılıyor. Haşır şimdi haşır. Şu hareketi yapıyorsunuz ya, kil takılıyorsa oraya sürmeye devam edin demek bu. Bak şu aşağılar halloldu. Hışırtı sesi geçene kadar devam edeceksiniz. Tiyo bu aslında. Kil kolay kaymaya başlarsa orası temizlendi demektir. Biz bunu da sulandıralım biraz. Araba büyük, ben ne yapayım? O zaten sanırım seyreltilerek kullanılıyor. İnan pek bir şey çıkmıyor. Kapatayım mı? Dursun. Tamam, biz tüm arabayı böyle yapacağız. O yüzden onu kapatabiliriz. Şimdi camları da kirleyeceğiz de camı kirlemeden önce cam jiletiyle iyice bir temizleyelim ki kil mahvolmasın. Bu da Mert Hamut'un yöntemlerindendir. Önce bu şey, pirinli su. Öyle. Şampuanlı su yani. Bu cam jileti abi, bunun böyle çıkarıp takabileceğiniz bir aparatı var, böyle vidalı. Başlığını değiştirebiliyorsunuz kirlendikçe. Cam ocakları temizleyen şeylerde falan da bulabilirsiniz. Bauhaus'ta falan da vardır. Evet, camın üzerindeki tüm saçmalıkları indirir. Baya baya da şu an iş yapıyor. Cam kirliymiş. Bu da yine cam sil ve bezle temizleyemeyeceğiniz şeyleri çıkarır. Onun üzerinde kil yaptığınız zaman zaten cam gibi olur. Bu da ayna gibi olur. Bu da Halil Kağan Keskin anlatım bozukluklarından cama cam gibi oldu demek. Ben de kullanıyorum severek. Ses duyuyor musun bak? Yaklaş, şuraya gel bak. Bak tık 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 dokunuyor ya.
Bunlar tır tır diyor. Zımpara sesi yine. Bunların hepsi kontanın. Camdaki saçmalıkların çıkışı. Kapat. İkil de bitti. En son yıkaması kaldı. Bu cilasız bir şampuanla en son. Biz hatta bulaşık deterjanı kullanıyoruz. Bununla en son detaylıca bir yıkamanız gerekiyor. Niye? İşte bu Kill'den, Dragon's Breath'den falan kalan ne varsa onları bir götürsün diye. Bu son aşama, yani hazırlık aşamasının sonu. Bundan sonra kurulayacağız bu yerde. Ondan sonra maskeleyeceğiz bantla. Maskeledikten sonra yavaş yavaş ilk adım pastaya geçeceğiz. Miguars M105 ile ilk adıma başlayacağız. Saat kaç şu anda? Bilmiyorum. Yani şu an 7.30 falan tahminimce. Bir 3 saat falan zaten hazırlığı sürüyor. Eğer hakkını vererek yapmak istiyorsanız. Dur zaten tutuyor. Saat 6'ymış. Çık çık. 6'ymış saat. Saat 6'ymış. İyi hızlı bitmişiz lan. Evet. İki kişi olunca çok daha tabii ki rahat yapılıyor. Bir de hiç durmadan çalıştık. Aslında üç kişi olsa bir kamerayı şey yaptı, mükemmel olur. Aynen. Bu deterjanlı pirili suyumuz. Bildiğin pirili. Elmalı. Elmalı. Elmalı pirili kanki. Bu arada burada iki CRS sticker'larımız vardı. Onları pastacılar yapacağımız için çıkarttık. Bu işi de pastacılar demek biraz ne bileyim. Yani şu aşamaya pastacılar demek biraz ayıp oldu yani. Bu kadar işe pastacılar denmez ama detailing'in ilk aşamaları için bunları söktük. Bayağı hare var ya şey. Hare de var, şey de var. Fırça çizgi aşırı. Ya aslında aynada çok yok. Aynadan gösterebilirim. Simli güzel bir boyası var arabanın ama. Hiç kimse bu araba Omega dememiş, basmış fırçayı. Ama düzeltiriz. Yapacak bir şey yok. Fırçasız çıkmaz kanki. Kesiyorum. Şimdi hazırlık işlemleri bitti, boya bu durumda. Tamamen temizledik arabayı. Böyle cam gibi oldu. Şimdi yavaştan işlemlere başlayacağız. Şimdi burası yıkama alanı. İşlemler için yan tarafı kullanacağız. Yan tarafta kuru bir alan var. Böyle bir sahne ışıkları falan yapmışlar. Mükemmel. Buraya alacağız şimdi arabayı. Yorulduk. Arabayı alalım canım. Arabayı mı aldık? Aynen. Benimki burada. Şimdi arabayı yerine aldık. Kurumasına izin verdik biraz. Oturduk biz de. Dinlendik. Bir yarım saattir falan kuruyor. İyice kurudu. Şimdi maskeleme işine geçiyoruz. Şimdi buraları maskeliyoruz ki pasta yaparken zedelenmesin. Kağıt bant kullanacaksınız bunun için. En ideali bu. İşlem sırasında da çıkmıyor. Şuraları da Mustafa yaptı mesela. Burayı makineye vurduğunuzda şuraya değip burayı zedelemesin diye. Tek amacı bu. Yani öyle. Ekstra bir amacı yok. Sanık falan şimdi maskeleriz. Aynen, daha yeni başladık zaten. Şurayı da maskeleriz. Yapacağız. Şu araya vurduğumuzda mesela buralar zedelenmeden çıkar. Aynen, bunu bitirelim. Tekrar etrafını gösteririz. Bayağı bir ilerleme kaydettik. Vallahi çalışıyoruz. Gece saat şu an 11.30 falan. Daha belli ki var yani. 6-7 saatimiz var yani belli. Sabah edeceğiz burada. Öyle. Yapacak bir şey yok. Şu panjuru falan da söktük. Panjuru falan da söktük. Onu dışarıda temizledik. Panjurun etrafı kötüydü. Onları falan temizledik. Şu ara direkler, mirekler falan hepsi yavaş yavaş giriyoruz.
Bu yakayı bitirmek üzereyiz. Öbür tarafa geçeceğiz. Üst bitti. Kaput da bitti. Kaput mükemmel oldu yani kaputu. Çok uğraştık. Bayağı uğraştırdı. Ama iyi oldu. Motoru yıkacağız. Bu tarafa geçeceğiz. Şimdi çizik giderme işleminden sonra araba bir kez daha yıkandı. Şimdi o pastanın tozları mozları hepsi gitti. Şimdi hare giderme kısmına geçeceğiz. Aslında hare kalmadı tabi. Dual action makine kullandığımız için hare yok ama. Bir boyanın son bir derinliğini ortaya çıkaralım. Son kalan enerjimizle. Ondan sonra da sealant ve wax işlemine geçeriz. Arabanın dokunma anlamında hakikaten şu anda böyle böyle kes burayı. Yani böyle böyle şey yapasın geliyor arkadaş. Arkadaş böyle hakikaten şey oldu ya böyle. Cam gibi oldu. Şimdi kurulayalım güzelce. Tekrar işlem alanına alalım. Orada son hale giderme işlemini de yapalım. Saat kaçta? Saat ne demek? Telefonumuzdaydı. 4.28. 4.28 anca sealant'a yeni geçtik. 4.28 gram. Şu an 12 saati geçtik yani. Çalışma olarak. Çok iyi. Ya arkadaşlar boş oturmadık. İnanmayacaksınız ama boş oturmadık. Sealant kurusun silelim artık eve gidelim yani. Allah belasını vermesin. Arabaysa da araba. Acıktım da. Fuarının da arabasının da şimdi başlayacağım. Nereden çıkardınız lan? Ne güzel çizik çizik duruyordu araba. Ayakta mı duramıyorum? Ne demek ayakta duramıyorum? Ağdayla sor. Harbi tükendik ya böyle. Saçma sapan esprilerle ayakta kalmaya çalışıyoruz. Olacak iş değil. Neyse. Güzel oldu. Şu sealant'ı da silelim. Son halini gösteririz. Bundan sonra wax atmak geliyor. Onu artık şey yani. Yarın akşamüstü falan. Çekecek halim kalmadı. Sealant iyice kürleşir en azından. Serhat abi neden sealant? Üff. Tükenik haldeyiz ya. Tükenik. Hani bitik ne demek bu? Valla içiyle hiç uğraşamam şu anda. İçinim için yapmayacağım. Adam sealant'ı söktü götürüyor. Adam kaputu söktü götürüyor. Adam ızgarayı çalmış. O oradan bit diyor. Daha ızgarayı takacağız. Bitik haldeyim. Takmak istemiyorum. Dursun evde takarım. Neyse. Geliyorum. Ve günün sonu. Araba cam gibi oldu. Biz de bittik. Yarın fuardan önce son kat wax'ını yaparız. Ah camlar falan silinecek de hiç onlar şu an önemli değil yani. Şu an kaportayı bitirdik ki önemli olanı. Şu sealant'ın kürleşmesini de beklemiş oluruz yarın kadar en azından. Baya baya tatlı oldu yani. Öyle dış detayını da bitirmiş olduk. Şimdilik bizden bu kadar. Görüşürüz.